Necati Doğru Sözcü Türk Telekom'u Soyan Protokol Geçen hafta devletten devlete diplomatik bir görüşmenin fotoğrafı gazetelerde yayınlandı. Televizyonlarda haber oldu. Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski başbakan Saad El Hariri İstanbul'a geldi. Vadetin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Diplomasi işliyor hayatın akışına uygun. Ancak bu görüşme küllenmiş, küllendirilmiş, üstü örtülmüş halkın dikkatinden kaçırılmış Türk Telekom'u soyan ailenin yaptıklarını yeniden akla getirdi. Görüşme uzun sürdü. İki devlet adamı eskiden beri tanışıyorlar. Ne konuştular? Bir iki dakikalığına da olsa Türk Telekom'dan bahsettiler mi? Açıklanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk elinde iki devlet adamının aynı masada otururken görüntülenmiş fotoğrafını göstererek bu adamla aynı masaya nasıl oturursunuz diye sordu. Cevap alamadı. Siz okurlar biliyorsunuz. Ben bu köşede en az 15 defa yazdım. 16.'sına da şöyle başlayayım. Türk Telekom dijital yarışta hiç durmayıp koşacaktı. %55 hissesi 2005 yılında 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesine satıldı. Sözüm ona Lübnanlı aile 6,5 milyar doları dışarıdan getirip Türk Telekom'un sahibi devlete ödeyecekti. Türk halkına söylenen buydu ama öyle olmadı. Lübnanlı aile kim akıl verdiyse Türk bankalarından 4.7 milyar dolar kredi istedi. Bankalar verdiler. Türkün parasıyla Türk Telekom yabancılaştırıldı. Lübnanlı Türk Telekom'un arsaları, binaları, stokları neyi var, neyi yok sattı. Eski alacaklarını tahsil etti. Telefon hizmetlerinin fiyatlarını arttırdı. Kazancını yükseltti. Altyapıyı ise geliştirmeden öylece bıraktı. Kazandığını ve hatta Türk bankalarından aldığı kredileri de dahil her varlığı yurt dışına alıp götürdü. Arşivlerde var. Lübnan'la ile Türk Telekom'un içine boşaltarak yurt dışına götürdüğü para 6 milyar doların çok üstündeydi. Ve Lübnan'la ile Türk bankalarından çektiğim 4.7 milyar dolar krediyi diyemiyorum dedi. Hisseleri bankalara bırakarak çekip gitti. Türk Telekom'un içi yandı. Türk Telekom devletten özele satılınca onu alan yabancı kötü niyetli yönetmeye kalkarsa duruma anında müdahale etsin, uyarsın diye görevlendirilmiş bir bağımsız yönetim kurulu üyesi vardı. Bu üyenin adı Fuat Oktay'dı. Fuat ne yaptın milli şirketin içeriden oy olmasını niçin önlemedin diye sorulmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıldı. Ne eksik ne fazla yazdığım gibi oldu. Telekom Hariri ailesinin elinde açlanmış ıstakoz gibi içi yenilip dışarı dışı bırakılınca gerekli yatırımları yapamadı. Lübnanlı Hariri'nin Vadettin Köşkü'nde kabul gördüğü saatlerde Hakkari'li çocuklar uzaktan eğitimleri aksamasın diye annelerinin bulgur kaynattığı bakır kazanların kapağını anten gibi kullanıp öğren, öğretmene bağlanmaya çalışıyorlardı. Öğlen ölür modeli. Aşının getirilmesinde geç kalındığı için Tam olarak, net olarak, açık seçik olarak aşının neden geç kaldığını bize Sağlık Bakanı'nın açıklaması gerekirdi. Açıklayamadı. Muhtemelen onu da aşan kara delik karanlık bir nokta var. Bugünkü tablo gele gele 3 milyon doz aşı Çin'den geldi. Nisan ayına kadar Çin'den gelecek aşı 50 milyonu bulacak. Jack Jack sözler bunlar. Çok yalan var. İster inan, ister inanma. Türk anne ve babadan doğmuş, Almanya'da büyümüş, eğitim almış, fırsat eşitliğini Almanya'nın ortamında bulmuş iki Türk bilim insanının geliştirdiği Alman Biontech aşısının zamanında siparişini veremeyen Türkiye'yi yönetenler bu açıdan beceriksizlik tarihine kara harflerle geçtiler. Biontech de Nisan ayına kadar 4.5 milyon doz gönderecekmiş. Alt alta topla 60 milyon doz bile etmiyor. Aşı olması gereken nüfusuna göre Türkiye'nin en az 120 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Hangi aşının dozu kaç dolara alındı? Aracılar var mı? Kimler niçin geç kalındı? Kim sebep oldu bilerek mi yapıldı? Bu sorularda kara deliğe atıldı. Sanki ölen ölür, kalan sağlar, bağışıklık kazanır modeli tercih edildi. Necati Doğru'nun Sözcü Gazetesi'nde yazmış olduğu Türk Telekom'u soyan protokol isimli yazısını sizlerle paylaştık. Lütfen yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Yeni bir yayında yeniden görüşmek üzere hoşça kalın efendim. Esen kalın.